neler Levent yapmalarını abi, bekliyordun? Beşiktaş'tan bir limit açıklaması gelmiş. Sıcak bir açıklama. Takımların limitler ölçüsünde transfer yaptıklarına inanmak istiyoruz şeklinde bir açıklama ve Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu da bu konuda uyarıp denetim görevini doğru yapmaya davet eden ve bu limitlere uyulduğunu umut ettiklerini açıklayan bir böyle bir bildiri var. Bir tepkisel bildiri bu. Tabii ki diyor ki hani belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadıklarını ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapacaklarını umut ediyoruz diyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bugün Nihat Bey aradı beni. Benim Sabah'ta da bununla ilgili bir yazım var. Sözünüzü kestim, affedersiniz. Bu konuyla ilgili mi? Evet, bu konuyla Sayın Başkan beni aradı. Sağ olsun. Yani ben Nihat Bey'le çok severim kendisini. Ayrı bir konu. Yani farklı bakar insanların bakışı ama çok sıcakkanlı, Yani medeni bir insandır. çok fazla Ya işi dedi ki bana, olmasına rağmen tabii. kendi özel hayatından feragat ederek Evet, dedi ki gel burada bir bir kahve mesai iç harcıyor. göstereyim sana dedi bunları. Hatta limitlerle ilgili. Bir tane de ayrıntı söyleyeyim de sonra hikaye olmasın. Mesela Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini Haziran ayına kadar ödemesinin olmamasını söyledi. Yok dedi kayıtlarda. Çok net söyledi. Bak açık konuşuyorum. Üç tane dedi mali müşavir mi denetleyen kim onlar değil mi? Denetçi Bunlar var. denetçi var dedi. Evet. Denetliyorlar dedi. Ha onun dışında sponsorlar aracılığıyla bir şey yapılmışsa onu ben bilemem. Biz onları görmüyoruz dedi. Şimdi çok net söyledi. Ama Karışamayız gelirsin diyor buna. bekleriz dedi. Anlatırım dedi. Çok medeni bir şekilde. Yani başkan bir yazıya Belgeli, bilgili, kalkıp da her şey telefon açık açmasın. Ben diye teşekkür ediyorum konuşmuş. kendisine Nihat Bey. Bu soruma yazıma cevap verdiği Evet. için. Sağ olsun. Ama Ama bir Beşiktaş'ın da ziyaret hani bu etmeyi anlamda bir planlıyorum. Ha, serzenişi var. olabilir Bunu mi? görüyoruz. Olabilir çünkü Beşiktaş ciddi söylüyorum. Beşiktaş transfer yapmadı. Bir tane oyuncu aldı. Cenk Tosun. O da Evet. çünkü limitleri aşamadı. Yani. Bursaspor'dan da bir Ali Akman açıklamasını gördük. Oyuncu etik dışı transferi nedeniyle, süresiz kadro dışı bırakıldı. Yani Galatasaray hani maç yeni bitti. Galatasaray taraftarlar da biliyorum. Şu anda kendi maçları üzerinden bir şeyler bekliyorlar. Nedir, ne değildir, ne görüyorsunuz diye. Az sonra Erman Hoca da bizimle birlikte olacak. Hem bu karşılaşmayı hem günün ilk maçını, pozisyonları da kendi fikirlerini de soracağız ama Bu yani bir cümlede şunun için hocam ya olayım senden. hukuki yönden diyor bir sıkıntısı yok. Etik olarak Ali Akman genç inşallah başarılı olur. Canı gönülden her Türk oyuncuların yurt dışında nasıl başarılı olmasını istiyorsak Ali Akman'ı da istiyorum. Ama şimdi Vakıfköy var. Antrenörler orada belirli para alıyor, yeri geldiğinde almıyor. Takım arkadaşları genç oyuncular var, onlar almıyor. En kötü 1 milyon euroya bak 2'yi falan geçtim. 1-1,5 milyon euro bir madde koyayım, beni öyle verin. Hem de altyapıdan, yani bütün takım altyapıdan neredeyse oynuyor Oradan Bursaspor şu bir anda. sistemin de kazancı olsun, değil mi? Vakıfköy'e de aynı şekilde para kalmasını, yani bunu da düşünmesini isterdim ben. Doğru. Çok Doğru. futbolcu. Ama bu Hocam etik... maalesef böyle Levent abi yapıyor. 1 milyon euroya Doğru fazla ama değil. Ben hayır. 15 değil. Ama 1 milyon çocuğun aklına euroyu bu gelmez şimdi hocam. Frankfurt takım 1 milyon euroyu Verir. 18 yaşındaki oyuncuya verir mi? Verir. 1 milyon euroyu da Verir. der Tabii ki tabii. ben bunu imzalayayım. Burada takım arkadaşlarım para almıyor. Ekonomik kriz var. Vakıfköy'de de aynı beni yetiştiren hocalarım var. Ya 1 milyon euroya. Doğru. Ve Etik değil, şık değil diyeceksin sen değil aynen mi şimdi onu? yani çocuk hırsızlık yapmadı, Ya ben terbiyesizlik yapmadı. hırsızlık yaptık mı Çünkü dedim. hayal, Ya sen ama de var ya ya, olayı nereye gidiyor? hayal ben Ben Bursa'nın açıklamasını söylüyorum. Yani etik dışı kısmına katılmıyorum. belki Ha mesela bakın bilmediğimiz başka bir şey vardır yani. Ozan Kabak Yok. Stuttgart'a O yani giderken bence. sezon sonu serbestti. Tabii. Uzattı sözleşmesi. Mesela kulübüne para kazandırdı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet evet Ozan tabii. Kabak. Ozan Ama Kabak. menajerinin Ha, büyük desteği. tabii. Yani o Yani olmasa Fazıl olmasaydı menajeri Galatasaray kazansın demesin daha ucuza gidiyordu. ama Ender abi şurada şunu detayı da kaçırmamamız gerek. Evet. Yöneticilerimizin de yapmış olduğu yanlışı bu tür algıyla gencecik Bir çocuk yandan da üzerinden de yani futbolcu baktığınızda gözünden de bu bakmak oyuncu lazım tabii. yıllardır bu kulüpte oynuyor. Yani şimdi geçmişteki yönetim bu oyuncuyla sözleşme uzatılmamış. Şu anki mevcut yönetim de sezon başı bu oyuncuyla sözleşmeyi uzatma doğrultusunda bir anlaşmaya gitmemişse ya bu çocuk kendi hayatını, Ne geleceğini yapsın düşünmek diyorsun? zorunda. Doğru. Ya İçin bir de bu Yalçın, yönü var tabii. Yalçın var da bak şimdi. şu, şey Ya de sen bak olabilirdi. şimdi bir dakika Gürcan. Ya her şey saha içinde bitmiyor. Şimdi onu yetiştiren bir altyapı var.
Yani yoksa kontratı bitmiş, geçmiş yönetimlerin hatasını bu yönetim çekemez. Bir de sezon başında Ali Akman'a değer vermişler. Sonuçta her şey, evet, sonuçta bir protokol var, yapılmamış, serbest kalıyor. Ama diyebilir, ya başkanım, yönetim, beraber oturalım yöneticilerle. Benim takım arkadaşlarım var, Bursaspor altyapısından 10 tane, 12 tane çocuk. Burada para almadan oynuyor 6 aydır. Aynı şekilde Vakıfköy'deki unu yetiştiren hocalar da 3 ay, ben yakından çünkü merak ettim, aradım. Yani 3 ay alıyorsun maaş, 3 ay almıyorsun Vakıfköy'de. Şimdi oyuncu düşün, zenginliğini, altyapını, böyle bir madem var orada. Ya bununla ilgili her şey yalnız saha içinde profesyonellik değil. Sonuçta biz ülkemizde yaşıyoruz. Yani biz daha duygularımızla hareket eden bir ülkeyiz. Olması gerekirdi. Hemen şu, bir Galatasaray bir açıklama yapmış. Bir ona bakalım. Bakalım, evet. Ha, fincanla vermişler golleri. Şey, kahve fincanı değil mi o? Evet, bir orada bir kinayeli bir gönderme var. Belhanda, Donk ve Mustafa, bu yani Başakşehir'e de Fenerbahçe'ye de bir gönderme olarak algılanabilir, bilemiyorum ama. Hayır, Başakşehir paylaşım yapmıştı ya, kahve fincanlarımız satıştadır diye. Fatih Hoca'nın açıklamasında. Çünkü fincanlarımız satışa çıkmıştır diye bir açıklama yapmıştı Başakşehir takımı. Güzel bir şey var. Bir şey yok. Şimdi keyifli bir şey ya. Gönderme var. Onlar da onu yapmışlar. Yapsınlar ya. Böyle yapsınlar yani. Fatih Hoca'nın bugünkü açıklamasını da grafik olarak verelim. Bu arada maçın rakamları ekranda. Hani maçın rakamlarına bakınca zaten net olarak her şey gözüküyor da. Şimdi hocama döneceğim ama. Fatih Hoca'nın bugün yaptığı açıklamayı da bir gösterir misiniz arkadaşlar? Grafik olarak hazır mı? Hazırsa onu da bir gösterelim de. Birazdan basın toplantısında, çünkü büyük ihtimalle bunun altını dolduracak. Bir transfer dönemi bitti. Herkes kalemi kağıdı hazırlasın. Televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transfer döneminin listesini açıklayacağım diyor Fatih Hoca. Hem zamanı hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Ne gibi, anlamadım. Şimdi merak uyandıran bir açıklama. Bir yandan bir... Anlamadım diyorsun, gülüyorsun Levent abi. Yine kinaye var. Hayır Levent abi, anlamadım yok, diyor, gülüyor. Yok, sana gülüyorum. Sen niye bana gülüyorsun? duruyorsun böyle, gülüyorsun ya. Gülüyorum ben de, ne yapayım? Yani, programda. Hayır, herkes, hep gülüyorum sen konuşurken. Adam gülmesin mi ya? Hep koyarız, temin konuşuyorsun. Herkes gülüyorsun. Hepimiz gülelim. Herkes kalemi kağıda pandemi döneminde. Vallahi yakında öyle. Önümüzdeki transfer döneminin listesini açıklayacağım ama zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir o listede. Ben ne demek bu? Alper Pişen'in bir açıklaması vardı. Son. Evet. Şeyden sonra. Dedi ki orada sözleşmesi sona eren, serbest kalan hemen hemen bütün oyuncularla Galatasaray sözleşme yapmış dedi. Oradan beğendiğini alacak dedi. Muhtemelen Fatih Hoca ve scout ekibi, yani Galatasaray önümüzdeki yılın yapılanmasında bu oyuncularla, yani sezon sonu serbest kalacak herhalde birkaç oyuncuyla şimdiden anlaşmış. Yani zaman ve para yetmez. Galatasaray anlaştıysa... Süre var, sizin var zaten 6 ayda. Hayır, Galatasaray kulübü anlaştıysa... Türkiye'de ben onu tahmin etmem. Türkiye'de var mı öyle bir şey? Ha, Türkiye'de yok, hayır. Yani bir şifayen görüşebilir. Yabancı olabilir canım. Hayır. Yabancı olabilir. Yabancı olabilir. Gibi düşünler mesela olabilir. Mesela sözleşmesi bitecek oyuncular kimler var? Böyle bir liste bende tabii yok. Tabii ki vardır. Bilmiyorum. Da. Bence hayır, orada hangi oyuncular var mı acaba? Hayır, şimdi kiraya var bakalım. Eğer oyuncuyla anlaşmışsan, var. Sözleşmeyi atmışsan, yani sezon sonu serbest kalacak oyuncuyla, elbette zaman da para da yetmez oyuncu almaya. Peki bir şaka yollu çok enteresan isimler çıkabilir mi o listeden? Ne bileyim işte, sallıyorum. Ronaldo falan. Sözleşmesi yani alın mı? Bakın bunu da söylüyorum gibilerinden. Evet. Adam Real Madrid'e dönmüş. Hayır işte oradan bir gönderme yapmak adına bir ya Fernandez için söylüyor. İşte kendi hem Rui Costa'yı aradı hem de Mourinho ile konuştu. İşte Portekiz'de oyuncu alındı. Mesela orada ikili ilişkisini kullandı değil mi Fatih Hoca? Evet. He? Evet. Değil mi? Direkt yani hem Rui Costa'dan, Rui Benfica'dan Costa hem de Jose Mourinho'dan beraber böyle alındı. İtalya'dan olabilir belki. Yani ya bence şimdi, burada bir şaka yollu bir şey de çıkabilir. Yani veya işte İrfan'a talip olundu veya Zalay transferler, ama bunlar bilinen. Zalay bütün Avrupa'da, yani düşünebiliyor musun? Avrupa'da yani 12 yaşında oyuncuları takip ediyor. Zalay nerede oynadı, ne ettiğini, Macar milli takım. Bütün gitsen bırak üst kulüpleri ya.
Şimdi ya öyle genç sistem, izleyicilerimiz de Wolfsburg, Torino vesaire diyelim hani öyle, öyle takımlara git, Belçika, Kulüp Brugge hepsi biliyordur. Hepsi bu oyuncuyu biliyordur. Bütün oyuncuları biliyordur. Artık böyle bir dünyada entegre hocam, olmuş sizin de bir dünyada yaşıyoruz. Hani o bilgi program var. Bütün teknik adamların kullandığı, menajerlerin